Herkese merhaba. Sizlerden gelen sorular çok kıymetli. Bir tane güzel bir soru var. Şimdi onunla ilgili size notlarımı anlatacağım. Bir ilişkiye başlıyorum. Sürekli olarak işte yeni birisiyle tanışıyorum, flört ediyorum. İşte akşam çıkıyoruz ama hiçbir zaman için olay 3. 4. haftaya gitmiyor. Devamı gelmiyor. Erkeklerde sorun mu var? Niye erkekler böyle davranıyorlar Adil Bey? Bu şekilde bir soru geldi bir kadın takipçimden. Samimi bir soru. Samimi olan her şeye yanıt veriyorum ben. Konu ne olursa olsun yeter ki samimi olsun yani. Bazı insanlar bana biraz özellikle erkekler bizim alemden dostlar, benim kankalar böyle biraz sert, biraz böyle enteresan mesajlar atıyorlar. Yani ama ben onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten bunun farkına varan bazı erkekler de bana teşekkür ediyor. Şimdi soruya dönecek olursak, niye bir ilişkide ilk görüşmelerden sonra devamı gelmiyor? Bu erkeklerden mi kaynaklanıyor diye bir kadın takipçim bana yazmış. Sevgili kadın takipçileri, size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir erkek, iki erkek, tamam, bunlar da sorun olabilir. Ama sürekli olarak aynı şey tekrarlanıyorsa aynaya bakmanız lazım. Bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Bakın, bir ilişkide en kritik dönem 15 gündür. İlk 2 hafta. İlk 2 haftayı atlattığınız zaman bu bir flörte, ciddi bir ilişkiye dönüşebilir. Yani ihtimali yüksek. İlk 2 hafta çok kritik bir eşik arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede kritik. Bir erkeği, hoşlandığınız bir adamı etkilemek için ilk görüşme, ondan sonraki ikinci, üçüncü görüşme, bu süreçteki o 2 haftalık süreç, dönem çok önemli. Oradaki hareketleriniz çok önemli. Ben şimdi size bu videoda ilişkide ilk 2 hafta içerisinde yapmanız gerekenleri anlatacağım. Kısaca buraya notlarımı aldım. Şimdi mesela bazı erkekler var. Daha ilk görüşmede veya çok kısa bir zaman içerisinde, ilk haftalarda, hadi bana gel, hadi işte film izleyelim, hadi gel işte sana yemek yapayım. Ya benim eve sen bir gel. Hani bir gel, ben sana evi dolaştıracağım, böyle odaları göstereceğim falan. Adam bir an önce bunu yapmanın peşinde. Şimdi bunu yapan erkekler, bazıları zaten cinsel olarak aç, sırtlan. Bazıları da sizi deniyor. Ya bu kadın hemen eve geliyor mu? Hemen işte cinselliğe evet diyor mu? Hemen yakınlaşıyor mu? Bunu anlamaya çalışıyor. Bazı erkekler de bunun peşinde. Yani sizi denemek için yapıyor olabilir. Arkadaşlar, bunları yemeyin. Standartlarınızı koyun. Hep söylüyorum. Kadınlara her zaman için söylüyorum. Standartlarınızı koyun. Deyin ki ben ilişkinin başlangıcında böyle eve gitme falan filan bunlar da yokum. Ben dışarıda görüşüyorum. İstersen seninle iyi vakit geçiriyoruz. Dışarıda görüşebiliriz. Beni yemeğe çıkart. Veya sinemaya gidelim. Veya tiyatroya gidelim. Ama böyle ilişkinin başlangıcında ev muhabbetine yokum dediğiniz zaman, bunu söylediğiniz zaman sizin standartlarınızı görür o adam. Eğer amacı sadece cinsellikse zaten bir daha size yazmaz. Yani hayatınızdan çıkar gider. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Hiç vakit kaybetmez yani. Çünkü o adamın da hemen eve atabileceği bir sürü kız var. Onlara yönelir. Ama eğer amacı ciddiyse, yani size ciddi bakıyorsa, denemek amaçlı yaptıysa bunu, der ki aa çok güzel, bu kız ne yaptığını biliyor. Kolay bir kadın değil. Bunun için mücadele edeyim. Erkekler de mücadele etmeyi severler yani. Bir kadını elde etmek için o süreci severler. Onun için peşinizde koşarlar. Ne yapıyoruz yani? İlk 2 hafta içerisinde kesinlikle adamın böyle bir takım ekstra isteklerine, çağrılarına, davetlerine cevap vermiyorsunuz ve dışarıda görüşüyorsunuz. Bu çok önemli. Bu şekilde kendi standartınızı ortaya koydunuz. İkinci maddeye geliyorum şu anda. Şimdi şöyle bir hata var. Kadınların yaptığı, çok fazla yapıyorsunuz bu hatayı bence. Bugünkü ilişkilerde kadınların en büyük hatası bu. Çabayı erkek gösterir. Erkek sürekli olarak benim peşimden koşar. Ben de işte ona istersem yüz veririm, istersem vermem, istersem süründürürüm falan. Saçmalık. Bakın, samimi olduğumu biliyorsunuz videolardan. Saçmalık. Hata burada. Çabayı iki tarafta gösterir. Yani erkek de gösterir, kadın da gösterir. Şimdi Türkiye'de kadınların bu şekilde davranmasının bir sebebi var. İtalya'da böyle değildi. Ben 10 sene İtalya'da yaşadım. İtalya'da davranış biçimleri böyle değil. Kadınlar da çaba gösteriyor. Bunun sebebi şu. İtalya'da da çok güzel kadınlar var. Çok yakışıklı erkekler var. Ama İtalya'daki nüfus, İtalya'daki şöyle anlatayım, sırtlan erkek nüfusu Türkiye'deki kadar yoğun değil. Yani İtalya'daki erkekler biraz daha seçici. Önüne gelen her kadına yazmıyorlar yani. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de o kadar çok yoğun sırtlanımız var ki, yani sırtlan erkek nüfusumuz çok şükür, hani çok yoğun. Bunlardan fabrikalar çok yoğun derecede üretim yaptı. Her taraf sırtlan erkek dolu. Ve bu adamlar nefes alsın yeter mantığıyla, yani hiçbir kıstas bakmadan, hiçbir özelliğine bakmadan bütün kadınlara yazıyorlar. Şimdi
öyle bir şekilde seri üretim halinde yazıyorlar ki kadınlar o ilgiyi görünce, bu sırtlanların ilgisini görünce gerçekten kendilerini çok kıymetli, çok değerli, işte bulunmaz Hint kumaşı gibi görüyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir psikolojiye giriyorlar. Şimdi böyle olunca bu yoğun ilgiyle birlikte kadın diyor ki benim çaba göstermeme gerek yok. Zaten peşimde bir sürü erkek var. Tamam, senin peşinde bir sürü erkek var hayatım ama onların hepsi sırtlan. Zaten sen onlarla ilişkiye girdiğin zaman mutlu olamıyorsun. Çünkü onlar ilişki adamı değil. Onlar sadece seni yatağa atmak için aşırı ilgi gösteren adamlar. Bakın ben size şu anda çok iyi bir parantez açtım ve kapattım. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Çok yoğun ilgi, çok yoğun ilgi. Kendini böyle prenses gibi zanneden bir sürü kız var. Ondan sonra bana attıkları mesajlar şöyle: Adil Bey, mutlu olamıyorum, düzgün bir ilişki bulamadım. Çünkü sadece ilgi gösteren erkeğe bakıyorsunuz. Yani hiç kendiniz çaba gösterme gereği duymuyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ciddi adamlar çaba gösterilmeye layıktır. Ve sizler ciddi erkekler arıyorsunuz. Yani bana yazdığınız mesajlarda ciddi, düzgün, doğru erkeği arıyorum. Tamam. O zaman sadece o çaba göstermeyecek, siz de göstereceksiniz. Çünkü o da kıymetli olduğunu biliyor. Yani o da piyasadaki sırtlanlardan farklı bir adam. Dolayısıyla onun için çaba göstermeniz lazım. İlişkinin ilk iki haftasında o mesaj atsın, ben yazmayayım. İşte o yazsın, ben cevap vermeyeyim. Birazcık peşimden koşsun. İşte birazcık benliğimi okşasın. Biraz beni prenses gibi hissettirir. Yani çok güzel, harika. Ama o adam, o kaliteli adam bunlara gelmez. Sizin de ona yürümeniz lazım. Sizin de ona güzel şeyler yazmanız lazım. Özledim diye siz de yazacaksınız. Sadece o yazmayacak. Güzel sözler söyleyeceksiniz. Yaklaşacaksınız ona. Yani Türkiye'de ilişkilerde en büyük eksiklik, kadınlar adım atmıyorlar. Hep erkek atacak. Yani böyle bir dünya yok. İşte onun için bu kadar çok kadın yalnız. Çünkü hep karşı taraf yapsın, bekleyeyim, ben bir şey yapmayayım, işte o bir harekette bulunsun. Tamam, çok güzel. Peki bu sizi mutlu ediyorsa sorun yok ama bana gelen mesajlardan görüyorum, mutlu etmiyor. Şimdi ikinci maddeyi geçiyorum. Üçüncü madde, aramalara ve mesajlara mutlaka cevap verin. Bu çok önemli. Şimdi insanları ilk iki haftalık süreçte birbirinden kopartan şey iletişimsizlik. Aslında bakarsanız 10 yıllık evliliklerde falan da kopartan şey aynı, iletişimsizlik. Yani iletişimi kuramadığınız zaman ilişki bitiyor, bu kesin. Şimdi şöyle bir olay var. İnsanlar birbirlerini arıyorlar, soruyorlar. Ama cevap vermiyorlar. İşte WhatsApp'tan mesaj atıyor, 2 gün sonra dönüyor. O ilişkiden kopar. Erkek veya kadın yani. Burada her iki tarafa da söylüyorum. Arıyorsunuz, karşı taraf cevap vermiyor ve o gün dönmüyor. Ertesi gün dönmüyor. 2 gün sonra dönüyor. O 2 haftalık süreç bitti. Yani o çok güzel geçen görüşme, flört, akşam yemeği bitti artık yani. Artık onun bütün üstünü kapattınız. Çünkü insanların bir kendini değerli hissetme ihtiyacı var. Yani birisi size 2 gün dönüş yapmadığı zaman kendinizi değersiz hissedersiniz ve o ilişkiden koparsınız. Belki normal şartlar altında çok mutlu olabilecekken dersiniz ki bu insan bana göre bir insan değil. Dolayısıyla karşınızdaki insan, erkek veya kadın, herkes için geçerli, değer verdiğinizi ona dönerek, aramalarına dönüş yaparak, mesajlarına cevap vererek ona göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani onun kıymetli olduğunu ona göstermeniz gerekiyor. Bunun yolları belli. Cevap vereceksiniz. O insan size ulaşamadığı zaman açıkçası bunun hiçbir kıymeti yok. Onun için bugünkü teknolojiyi lütfen düzgün bir şekilde kullanın. Ve son madde, o da şu. Yine ilk iki haftalık süreçte, diyelim ki 3-4 defa görüştünüz ama taraflardan bir tanesi soğuk davranıyor. Yani cool. Hayır, bu cool davranış değil. Soğuk davranmak cool değil. Cool daha başka bir şey. Cool, karizmatik davranmak demektir. Kendini bilmek, sakin olmak, işte olup olmadık laflar etmemek, saçmalamamak falan. Cool biraz bunlarla alakalı bir şey yani. Şimdi şöyle bir tavra giriyor bazıları, böyle surat asan, kibirli, egosu yüksek, işte karşı tarafa pek pas vermeyen, işte kendini bir şey zanneden bir tavra giriyor. Arkadaşlar, bu tavırla ilk iki haftalık süreçte mutlu olamazsınız. Ya yani erkekleri irite eder bu. Yani hemen böyle çok büyük tavırlara girip, işte havalara girip, işte o erkeği kendinizden uzaklaştırmayın. Tabii ki erkekler de mesela bunu yaptığı zaman zaten saçmalamış olur yani. Bu cinsiyetten bağımsız bir olay. Şimdi size 4 madde halinde ilk 2 haftalık süreçte, ilk görüşmeden sonraki o 2 haftalık süreçte yapmanız gerekenleri anlattım. Erkeklerle ilgili tavsiyelerim birebir erkek dünyasından alınmış, yaşanmış deneyimler hepsi. Umarım işinize yarar. Size ilişkilerinizde çok büyük şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.